Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün arkadaşlar endeksimizi, hisselerimizi ve diğer verilerimizi inceleme devam ediyoruz. Endeks tarafında gerçekten muazzam bir yükseliş geldi. Endeks tarafında %2,5'luk bir artış geldi. Bu artışın gerçek bir artış olup olmadığına bakacağız. Teknik verilerine de bakacağız. Bunun dışında hisselerimizin teknik görünümlerini inceleyeceğiz. Tabi buraya geçmeden önce haberler kısmına değinmek istiyorum. En sonda arkadaşlar halka arzların derinlik tarafına bakacağız. Yarını tavan yapacaklar mı? Hangi hisseler yarın tavan yapacak gibi verilere değineceğiz. Daha fazla içerik için katı tarafına gelmeyi unutmayın. Beni desteklemiş olursunuz. Neyse. Biz arkadaşlar şu an hisselerimizle başlayalım. Onun öncesinde haberler sekmesine geçmek istiyorum. Arkadaşlar burada MM Şimşek'in e, Sayın Bakanımızın vergide adaleti güçlendirdiği açıklaması var. Sayın Maliye Bakanı Yüce Meclisimizde yakında görüşülmesi beklenen pakette yer alan doğrudan vergilerin payını artırmaya yönelik düzenlemelerle vergide adaleti güçlendireceğiz. Ee, benim Şahsi kanaatim ben yıllardır bu ülkede yaşıyorum ki yıllardır da ekonomi politiklerini takip ediyorum arkadaşlar. Ben bu haberden pozitif bir şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki ne zamanlar vergiler incelense düzelteceğiz, bunu yapacağız, şunu yapacağız, sizin iyiliğiniz için dense derim bak bu siyasi bir yorum falan değil. Geçmişten kalan bir tecrübe. Bu ülkede ne zaman sizin iyiliğinize bir düzeltme yapıyoruz deseler o vergi kelimesi ağızlarından çıksa bize yine yeni vergiler geliyor. Bizim yine ödediğimiz vergi oranı artıyor. O yüzden bu haber tarafında çok çok pozitif değilim. Önce bir gelsin bu e, maddeler mecliste bir görelim bunları neymiş ne değilmiş. Ona göre borsalarımızı ve piyasalarımızı etkisini inceleriz. Bunun dışında arkadaşlar yine Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz demişler. Sayın Bakan sürekli ve güçlü dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonun gelecek yıl 10'lu rakamların ortalarında, sonrasında ise tek haneli rakamlarda olması muhtemeldir diyor. Maalesef ki burada Sayın Bakan'a katılmıyorum arkadaşlar. Enflasyon yıllardır yapılan hatalar öyle bir anda toparlanacak gibi değil. Ben gelecek yıl içerisinde bakın gelecek yıl içerisinde onlu rakamlara gelebileceğini açıkçası düşünmüyorum. Belki ondan sonraki yıl onlu rakamları görebiliriz. Ondan sonraki yılda tek hanelere gelme ihtimalimiz var. Ne kadar şu anki politikalar enflasyonu biraz e, sabit tutar gibi olsa da şunu unutmayın. %70 enflasyon. Arkadaşlar bakın, bizim en büyük sorunumuz şu. Unutuyoruz, her şeyi unutuyoruz. Alıştıyoruz, her şeye alışıyoruz. Dediler ki bize enflasyon %70. Düşüreceğiz, düşüreceğiz. Ya biri de demiyor ki, biri de demiyor ki, ya bu enflasyon niye %70 oldu ya? Bir de çıkıp özür dilemiyor. Ya kusura bakmayın, biz bu enflasyonu %70 yaptık. Yani kusura bakmayın. Bizim e, sorunumuz, bizim beceriksizliğimiz Herkes düzelteceğiz Onu yapacağız, bunu yapacağız Valla evet şu anki politikaları beğeniyorum Çünkü yıllardır ben ağır bir eleştirmenim Ekonomi politikalarında Yine de ekonomi politikalarının biraz daha uzun süreli devam edeceğini düşünüyorum Ve şu da var bakın Önemli bir konu Bazı kişilerde şunu gördüm Ne olacak ya 2 yılda toparlanmaz 3 yılda toparlanır Bu öyle bir şey değil Bizim zamanımız yok arkadaşlar sen politika faizini %50 e tuttuğun sürece senin şirketlerinin, senin kobinin büyümesi yavaşlar. Senin şirketlerinin yurt dışı pozisyonları güçsüzleşir. Bunun sebebi çoğu şirket yurt dışından kredi alamıyor. Mecbur yerli bankadan alıyor yurt dışı satışı yapsa bile. Bu alandaki kredi olmaksızın arkadaşlar gücü zayıflıyor. O yüzden bir an önce politika faizini indirmek gerekiyor. Bunun için de bir an önce... Enflasyon bakın enflasyon inmesi lazım. Ben size şöyle diyeyim. Borsanın gerçekten sert bir ara almaması için Şubat 2025 hadi o geçin Nisan 2025 gibi Türkiye'nin politika faiz indirimine başlaması lazım. Daha uzun sürece e politika faizi sorunu şirketlerin çoğunda ciddi düşüşler, ciddi kar oranlarında düşüşlere karşılaşabiliriz. Haberiniz olsun. Otomotiv sektörü üretimi ilk alt ilk 5 ayda %2 azaldı ki e, arkadaşlar Ocak Mayıs döneminde toplam üretimi %2 azalırken otomobil üretimi %1 arttı. Bu dönemde toplam üretim 606.905 adet, otomobil üretimi 391.932 adet gerçekleşti. Yani daha çok özellikle ticari araçlarda belli bir düşüş söz konusu. Dediğim gibi bunun sebebi de şirketlerin kredi sorunları Şirketlerin çok fazla parası olmadığı için, şirketler şu an kredi çekemedikleri için e, Araba alışlarında, e, kamyon alışlarında veya diğer işte filolarını güçlendirme konusunda zayıf çıkıyor Bu etkisi olur mu? Çok sert bir etkisi olmaz bu haberin Daha çok arkadaşlar uzun vadede mesela Ford %70 artacağını, %60 artar, real betisi olacağını düşünmüyorum Sayas haberimiz var Afrika'ya, SMDC'ye verilen akaryakıt istasyonlarında yer alan Kanopi logo ve fiyat panosu ürünlerine yönelik teklifler kabul edildi. Tedarikler müşterinin fazla merkezine ihraç edilecek. Siparişlerin toplam tutarı 774 bin euro olup söz konu tutarın 2023 euro sonrası %3. Bu haberi niye aldım peki? Sayas arkadaşlar uzun vadede özellikle yurt dışı işlerinin de olması sebebiyle bizim potansiyel hislerimiz arasına giriyor. Ne zaman ki yurt dışı işleri içine içine girerse şirketlerimizin potansiyeli belli oranda artar. Aşırı uzun vadeli yatırımcı için sayas mantıklı bir sonadır. Aklınızda bir köşesinde bulunsun. Şimdi isterseniz endeks tarafına geri geçelim. TL bazlı endeks tarafına geldiğimizde gün içerisinde kapanışta %2,5'luk bir artış yaptığımızı görebiliyoruz. Günü 10.726-10.730 seviyesi bandında kapattık. Bu bizim için gerçekten değerli bir yükseliş sebebi ise Kaufman bandının kırılmış olmaz. Şu anki arkadaşlar az sonra endeksin teknik grafiğine bakacağız. Ama piyasalar tarafında genel olarak ne kadar pozitif bir hava gözükse bile aşırı sert bir artış için şu an piyasaların hazır olduğunu düşünmüyorum. Hani başlıkları yazıyor ya işte bu endeksine bir oyun mu? Endeks geri düşecek mi? Ben bu endeksin şu an bir oyun değil arkadaşlar. Sadece hacmini kullanmış bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Bu hacim piyasaları 11 bin 11 .100 seviyesine kadar çıkarabilir ama daha sonrasında sert dolar artışları gelmediği sürece endeks tarafında büyük yükselişleri öngörmüyoruz ki az sonra göstereceğim bunun sebebi de dolar bazlı endeksin yeterince şişmiş olması. Teknik görünümlere geldiğimizde burada teknik görünümler diyor ki RSI, CCI ve MACD tarafında yükseliş sinyallerimiz var ama hem bizim geçmişteki direnç bölgemiz hem de RSI ve CC'in fazla şişmiş olması sebebiyle 10.900, 11.000 seviyesinde endeksimizin takılıp ardından aşağı yukarı yönlü belli bir zikzak bölgesi çizme ihtimali var. Şunu da söyleyebilirim ki hisselere sakın ama sakın endeks bazlı bakmayın. İşte endeks 11.000'e geçemeyecek ben alımı durdurayım asla. Şu an endeks, endeks biz 30'un güdümünde. alt tahtlar çok fazla, biz e, yüzü çok fazla etkilemiyor. Biz 30'a derse biz 100 endeksi bunu yapıyor. Bu yüzden arkadaşlar özellikle alt tahtları alın. Ben çok fazla almanız sen ben biliyorsunuz ki öneremem. Alt tahtlar hala büyük risk içerisinde. Ne kadar risk azalsa bile hala riskli. Biz 30 tarafında ise hisse bazlı olarak alınları ben mantıklı buluyorum. Her hisseyi almasanız bile çoğu hissedeki alımlar size gücünüze güç katacaktır. Dolar bazı tarafa geldiğimizde ise. Bakın zamanında 335, 300 hatta 44 dolar civarına geldik. Şu anda ise 326 dolar ve ayrıca Kaufman seviyesindeyiz. Dolar bazı grafiklerde Kaufman'ı daha kırmış değiliz. Ne kadar RSI, MACD ve CCI seviyelerimiz pozitif olsa bile. Buradaki önce 320 dolar seviyesinin kırılması zor. Ardından ben piyasalar kolay kolay. 338 dolar seviyesini ve daha sonra 344 dolar, 350 dolar seviyesini kırabileceğini düşünmüyorum. Bence belli bir süre, bakın uzun bir süre hatta 350 dolar altına e, kapatlanıp 350 dolar, 355, 345, 340, 360 seviyesinde büyük bir süre oyalanacağını şahsım adına düşünüyorum. Ki bu zamanlarda belli başlı biz 30 ve yan tahtlarda yine yükselişi göreceğiz. Yani bu endeks sabit kalacak diye hislerimiz gitmeyecek anlamına gelmiyor. Daha çok halka arzlar sıkıntı çıkarıyor. Onun dışında genel de hisse bazı artış devam edecektir. Bankacılık endeks tarafına geldiğimizde bankacılık endeksi de bizim borsamızdaki gerçekten en değerli hisselerden biri. Ve burada 3.36'lık bir artış yaptı. Yani aslında biz 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerini ki az önce baktığımız BIST 100 endeksini artıran sebeplerden biri yine bankacılık sektörü. Garanti başta olmak üzere diğer şirketlerimizin hızlı artışı bankacılık sektörünü artırıyor. Burada korktuğumuz şey şu. Hala bakın alt tahtalara tabii ki artan isteklerimiz var işte Link tavana gitti, taş çok sert arttı, Katılım evim çok sert tavana gitti. Ama genel piyasalarda hala artış, hala yönelim biz 30 tarafında, hala biz 30 dışına net bir çıkış olmadığını söyleyebiliriz. Siz de hacimlerinizi alınmanız bu tarafta yaparsanız daha mutlu olursunuz. Teknik olarak biraz daha yükselecek gibi duruyor. Özellikle yakın vakitlerde 15.586 olan rekor seviyesi tekrar denilecektir. Şimdi TÜPRAŞ tarafıyla başlamak istiyorum. TÜPRAŞ bizim borsamızdaki en kaliteli kağıtlardan biri. Büyük düşüşünün ardından şu anda pozitif seyretmeye devam ediyor. Ki arkadaşlar gün içerisinde bakın 3.05'lik çok çok güzel bir artış yaptı. Yani 3.05 endeks üstü bir artış. Tekniklere baktığımızda RSI, CCI ve MACD seviyelerinde ayrıca hareketli ortalama verilerinde güzel bir tablo görebiliyoruz. Sıkı tablo, sıkıntısız. Ayrıca Bollinger bandının üzerine olan pardon kaufmanın üzerine olan çıkış bizim için güzel. Çok sert de Bollinger bandları alması yok. Tabii ki Bollinger bandları alıyor ama aşırı sert bir daralma değil. Benim Türk hakkında orta vadeli yorumum Hissemizin yükselici ama bu yükselişin belli bir süre 195-205 hatta 182-205 bandı arasında kalacağı 203 bandı 205 bandının kırılması belki bir süre alabilir arkadaşlar. Direktmen bir iki hafta içerisinde 203-204 TL bandının kırılması şu anlık bizim için zor gibi gözüküyor. Bakacağımız taraf ise yarın e, buradaki Kaufman Maverick Average'in yani 171.2'nin üzerinde kalıcı kapanış sağlayacak mı? Kalıcı kapanış sağlarsa bakın bu noktanın üzerinde hissemizin yukarı yönlü grafiği için çok daha iyi olur yarın özellikle toplu girecek kişiler Kaufman'ın üzerine bir gün daha kapanış yaparsak kilisemiz kendini daha da güven almış olacak. Kaufman'ın altına geri düşer. Kram bu seviye ise günlük alım var, ama sert alımlardan hala uzak durmak lazım. Ki uzun vadecilerden sıkıntısı yoktur. Uzun vadeciler girsin. Ben kısa vadeciler için ve orta vadeciler için konuşuyorum. Türk Hava Yolları tarafında yine güzel bir yükseliş var. Tabii ki endekse göre çok çok e, düşük bir yükseliş. 1.36 civarında ve yükseliş oldu Türk Hava Yolları tarafında. Şu anlık 316 TL seviyesinde işlem görüyoruz. Buradaki düşüş Türk Raş tarafındaki kadar sert değil. Şu anki mevcut seviyeye %5'lik bir uzaklıktayız. %5 düşmüş sadece piyasa. O yüzden Türk Hava Yolları tarafında özellikle Bollinger Band daralması sebebiyle aşırı sert bir yükseliş beklemiyoruz. Yükseltme bir süre yine 324-330 TL arasına takılacaktır. Ve fark ettiyseniz bakın 3 gündür Kaufman bandı aşağı yönlü deneniyor. Bu da hissemizin aşırı sert bir yükseliş hedeflemediğini biraz daha sakin olacağını gösteriyor. Şu anda aşırı aşırı sert bir fiyatlama görmeyeceğimizi tahmin ediyoruz. Ee, diğer hissemiz arkadaşlar şurada geldiğimizde Astor tarafına geçtiğimizde bu da 1.06'lık bir yükseliş yapmış. Aşırı aşırı sert bir yükseliş değil. Kendisi şu anda 95 TL civarında bir fiyattan İşlem gördüğü ki 95 TL civarı arkadaşlar bizim için gerçekten sıkıntılı bir bölge. Yani ne kadar teknik grafikler tarafında hatta şurada e, net göstereyim size pozitifleşme olsa, RSI, MACD ve CCI ki özel CCI bandı girmiş, pozitif bir görünüm olsa bile altstor tarafında sert alımlar ya 92.20 seviyesinde ya da arkadaşlar buradaki 99 -100 TL bandı kırılınca yapmak daha mantıklı. 102 96 TL bandladı ben aşırı risk görüyorum. Bu seviyelerden yüklü astro alımları yapmaya da mantıklı bulmuyorum. Diğer listemiz arkadaşlar Sporlesser tarafında. Bu arada daha fazla içerik için arkadaşlar katıl tarafına gelmeyi unutmayın. Orada canlı yayınlarımız var, videolarımız var. Hafta sonuçta işte kripto e, videoları, Amerikan borsa videoları gelecek. Haftalık analizler gelecek. Orada sohbet için Telegram grubu var. Bunlar için de oraya gelmeyi unutmayın. Orada gibi yeni içerikler gelecek. Hazırlıkları bitti. Birçok içerikle karşınızda olacağım. Ayrıca 100 bin abone de az kaldı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sıla Polisler tarafında şu anlık bakın. RSI, CCI ve MACD ise Evet güzel pozitif. Özellikle Kaufman'ı bir gün kırdık. Ama hala kalıcı bir yükseliş sağladığını göremiyoruz. Bunun sebebi ise buradaki arkadaşlar evet belki Kaufman Morning Average kırıldı. Ama burada bir e, Bollinger Band daralması var. Ayrıca daha, daha bir gün kırdı. Daha sert bir yükseliş için 50 TL seviyesi için bir süre daha hisseyi bekleyebiliriz gibi duruyor. Ki güzel bir yükseliş yaptı. %4 civarında hissemizin %4.01 civarında bir yükselişi var. Buna rağmen şu anlık sert alımlardan kaçınmayı mantıklı buluyorum. Bölününce belki de bir evet polisler iyi bir hisse ama eski artışlarını beklemeyin. Artış da işte bir yılda 5 kat 10 kat gibi artışlar gelmeyecek. Daha çok %50, %60, %40 belki %30 civarında potansiyellerimiz var. Daha üstü bir artış beklemeyin. Bakın hisseyi kötülemiyorum. Sadece geçmişte 3-4 milyar piyas değerli bir hisseyken şu anda bu hissenin piyasaları 240-250 milyar TL civarında. Yani çok şey değişti ki zamanında biliyorsunuz. Yani en yüksek 80 TL civarındayken Türkiye'nin en büyük şirketiydi kendisi piyasalar anlamında. O yüzden aşırı aşırı sasa polisler gelişine mantıklı bulmuyorum. Türksel tarafına geldiğimizde 4.70'lik bir yükseliş olmuştu. Hatta dün katıl canlı yanında bununla ilgili de birazcık konuşmuştuk. Bununla ilgili biraz tüylardan bahsetmiştik arkadaşlar. Şu andaki ise direnç bandına geldi. Buradaki 102-103 TL bandı bizim için arkadaşlar direnç bandı 4.77'lik bir artış yaptı. Özellikle bu 103 TL bandı sert kırılırsa yıl sonuna kadar 150-160 TL seviyeleri aşılabilir. Teknik olarak bakarsak şu an grafiklere bakın. Teknik olarak yorumlarsak RSI seviyemiz güzel. MACD seviyemiz güzel. CCI seviyemiz güzel. Ama ben artışı daha uzun vadede öngörüyorum. Kısa vadede aşırı sert bir artış öngörmüyorum ki RSI seviyesinden fazla şişmiş. Yavaş 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 daha orta uzun vadede bir artış makul olacaktır. Kısa vadede bir anda bir patlamayı şu anlık arkadaşlar mevcut veriler bize söylemiyor. Diğer hissemiz çok sevdiğiniz bir hisse Mia Teknoloji hissesi ki hatta bugün kanala videosu geldi saat 12'de. O videoyu izleyebilirsiniz orada Mia Teknoloji ve link hakkında güzel sohbetler yaptık. Hissemiz gün içerisinde 2.92 civarında bir fiyatla işlem gördü 2.92'lik bir artış yaptı e, hissemizin şu anda Bollinger Band yükselmeye başlasa bile kısa vadede yükseltmen 60-61 TL seviyesini kırması zor gözüküyor. Potansiyelimiz yani %5 civarı potansiyelimiz var. Niye potansiyel diyorum? Bir arkadaşlar evet Kaufman'ı tam kırdık ama hala gün içerisinde Kaufman'ın altı denendi. Yükseliş öngörülüyor çünkü RSI, CCI ve MACD seviyelerinde şu anlık pozitifiz yükselecek deniyor ama siz yine de bu 62-45-61 bandına gelecek gibi düşünebilirsiniz. Daha fazla bir artış şu anlık çok çok mantıklı değil. Biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Mia Teknoloji tarafında uzun vade tabii ki muazzam bir hisse, orta vade muazzam bir hisse. Ama kısa vade piyasa hacimlenmeden aşırı aşırı sert bir artış zor gibi. Diğer bir hissemiz Art Grup Bilişim ki Art Grup'ta yani Ardiz hissemiz de Son günlerde güzel bir artış yaptı. 36 TL civarından 40 TL civarına geldi. %10'luk bir artış yaptı. Gün içerisinde ise Bollinger Band'ını denedim. Şu an Bollinger Band'ımız ne kadar yükselmeye çalışsa bile net bir yükseliş olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Kaufman ve Bollinger Band'ı çok yakın arkadaşlar. Bununla beraber Kaufman'ın net bir şekilde kırıldığı da söylemez. Gün içerisinde aşağıya denemiş. Bu da Art Grup hissemizin belli bir süre ikinci bir sinyal gelene kadar stabil kalacağını Hatta büyük sıkıntı olursa endekste bir düşüklük olursa aşağı doğru geriye doğru minik bir tepki alacağını görebiliriz. Sana her gün bu seriyi çektiğim için ne olduğunu gün ve gün inceleyeceksiniz. Siz de arkadaşlar her gün saat 19 gibi bu videoyu izlemeyi bu seri izleyip beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Reader tarafında diğer isimimiz Reader. Şu an baktığımızda aşırı sert bir yükseliş yok. 37.5 civarından 39.86'ya geldi. 2.30 civarında 2.36 civarında bir yükseliş oldu arkadaşlar hissemizde güzel bir yükseliş ama e, şu anlık hala potansiyelimiz 42.72 seviyesi özellikle RSI CCI ve e, MACD ve hareketli ortalamalar pozitif sinyal verse bile önce 42 ardından 45 direncimiz var hani hissemizin gidebileceği maksimum yer %12 %13 bandı gibi daha fazlası bir yükselişi şu anlık öngörmüyoruz diyebiliriz arkadaşlar diğer hissemiz katılım evim ki videonun sonunda hissenin tavandaki lot sayısından bahsedeceğiz. Ama şimdiden söyleyeyim tavandaki lot sayısı gerçekten güzel hissemizin yarında tavana yakın bir yükseliş yapabileceğini söylüyor. Tabii ki ekstrem bir satış gelmezse bugün tavanda kapattı biliyorsunuz ki yarın da güzel bir yükseliş dediğim gibi şu an tavandaki lot sayısı da gelebilir. En son halk arzlara bakarken onu da koymayı unutmadım. Teknikler şu anlık yükseliş verisi veriyor. İlk başta hissemizin 55 TL bandına kadar gelme ihtimali var. Ama tekrardan 180-190 TL bandına geleceğini şu anda görmüyorum. Ama potansiyel veriler 56 bandına kadar yani yüzde %18 civarı bir potansiyel artıştan bahsedilebilir. Daha üstü şu anlık zor. Argo tek hissemiz son hissemiz arkadaşlar. Ardından Amerikan borsası Bitcoin ve altın gibi verilere bakacağız. Argotek tarafında şu anlık düşüş geldi. Gün içerisinde düşüş yapan nadir hisselerden biri. Teknik seviyeler aşırı pozitif değil. Şu anda direnç bölgesinden setmiş gibi. Bu hissemizin şu anki mevcut verilerle 15 TL, 16 TL bağımına kadar inme ihtimali var. Yani %6'lık, %7'lik bir düşüş imkanı şu anlık bizlere sunuyor. Ons altın tarafına baktığımızda evet burada güzel bir yükseliş geldi. %1'lik bir yükseliş geldi ki gram altın %2 arttı. Dolar verisinde %1 artmasıyla beraber 10 altın tarafında aşırı sert bir yükseliş kısa vadede beklemiyoruz. Yükseltmen 2377 bandına gelecek ama yıl sonuna kadar 3000 dolar veya işte bir yıl içerisinde 3000 dolar seviyesi denenebilecek gibi duruyor. Bir hafta içerisinde yani maksimum gelebileceği değer şu an 2427 seviyesi gram altın tarafında doların sert artmasıyla beraber bir artış olduğu yakında 2530 seviyesi de aran denenebilir. Dolar tarafında ise %1'lik bir artış oldu. Şu anda tarihin en yüksek seviyelerinde işlem görüyor hissemiz. Pardon hissemiz demişiz. Dolarımız gelecek günlerde ben bir hafta iki hafta içerisinde veya 33 TL seviyesinin görülmesini arkadaşlar makul görüyorum. Altın sertifikası tarafı ise şu anlık tabii ki e, altının da artışla beraber %1.5'luk bir artış yaptı. Gram altının peşinden geliyor yaklaşık şu an grafiklerde arkadaşlar işte bunu yüzde çarpın şu an işte 2459 seviyesi yapıyor gram altında yaklaşık aynı seviyeye takılacaktır bu tarafta da aşırı sert bir yükseliş tabii ki şu anlık beklemiyoruz çünkü hala altında ne zaman ki arkadaşlar altın bakın altın tarafında aşırı aşırı sert bir yükseliş veya dolar tarafında aşırı sert bir yükseliş başlarsa burada altın sert kısmı tarafında da 26 TL seviyesine yolculuğun başlayabileceğini söyleyebiliriz. Nasdaq tarafına baktığımızda 19.920 seviyesinde işlem gördüğümüzü şu an okuyabiliriz arkadaşlar. 19.920 seviyesi gerçekten güzel bir seviye. Ben şu an ama alımları kestim. Ya arkadaşlar 20.000 kırıldıktan sonra veya daha aşağı bir düşüş olduktan sonra alımları devam edeceğim. Ben tam tarihi direnç çünkü 21 seviyesi gerçekten son 4-5 yıldır göreceğimiz en önemli direnç seviyesi. Biz daha 10 bine 3-4 yıl oldu geçelim. O yüzden bu seviyede arkadaşlar alım özellikle trade işlemi yapmak veya işte vadeli açmak üste doğru mantıksız bir karar olduğunu düşünüyorum. Ne kadar arkadaşlar bakın RSI e, pozitif gösterse hatta orada bir kırılma var. CCI ve MACD negatif gösteriyor. Şu an Nasdaq tarafında aşırı pozitif değiliz. Nvidia tarafında düşüş geldi e, geçen günlerde arkadaşlar. Ardından sonra 2.36'ya kadar büyük bir yükselişe tekrar piyasayı canlandırdı. Açılışlama bitik altında işlem görüyor. Gün içerisinde 136 seviyesini bile gördüğümüzü düşünebiliriz. Ee, Nvidia tarafında şu an sen biliyorsunuz ki dünyanın en değerli şirketi. Bunun Nvidia'nın arkadaşlar bir yıl içerisinde, bir ay içerisinde 150 doları görme ihtimali var ardından 150 dolar seviyesinde belli bir süre dinleneceğini düşünüyorum. Eskisi gibi 5 katlık 10 katlık artışlara bence evvela dedik. Bu dakikadan sonra öyle büyük artışlar gelmeyecek işte bir yılda 5 kat 10 kat. Bunları artık görmeyeceğiz hatta 2-3 katları bile görmeyeceğiz. Sebebi ise piyasanın yüksekliği. Ee, Apple tarafında arkadaşlar şu anlık düşüş geldi. %2 civarında güne düşüşle işleme başladı. Özellikle bakın buradaki gap boşluğu. Burada çok güzel bir boşluk seviyemiz var. Şu anlık Apple'ın %97 seviyesine düşme ihtimali var. O yüzden dikkatli olmanızı söyleyebilirim. Özellikle endeksimiz 20.000 seviyesini kıramaz da aşağı yönlü kırarsa Apple tarafında dediğim gibi 197, 197 dolar seviyesinin görülme imkanı var. Ee, şimdi bir BTC dominans bakmayacağım. Direkt BTC'ye geçelim. 64.880 seviyesinde işlem görüyor şu anlık net bir yükseliş sinyali yok arkadaşlar e, Bitcoin tarafında. Onun dışında şu anlık daha çok bekleme seviyesindeyiz. Güzel bir destek e, seviyesindeyiz. Aşağı doğru 62 bin seviyesi, yukarı doğru ise 71 bin seviyeleri destek dirençlerimiz. Günlük alımcılar için güzel ama uzun vade alımcılar için çok mantıklı bir seviye değil. Aynı yorum arkadaşlar Ethereum için de geçerli. Ethereum tarafında alımları daha çok 3652 bandını kırdıktan sonra başlamak çok daha mantıklı olacaktır. O bandı kırmadan çok fazla alım yapmayı mantıklı bulmuyorum. Aşırı sert alımlara ise öncelikle BTC'nin 74.000 seviyesini kırması gerektiğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi geldik bizim halk arzlarımızın derinlik analizine. Horoz tarafında yarında stabil bir grafik gözüküyor. Yita tarafında yine arkadaşlar e, stabil bir grafik gözüküyor. Aşırı sert bir yükseliş beklemiyoruz. Altın Kılıç Gıda tarafında e, yarın yükseliş bekleniyor. Bu yükseliş tavanlık bir yükseliş olmayacaktır. %4-%5'lik bir potansiyeli şu an okuyabiliyoruz. Onur Yüksek Teknoloji tarafında şu gün içerisinde tavan kapattı. E, tavanda ise milyon notumuz var. Bu da hissemizin yarın tavan veya artı 7 artı 8 civarında işlem görebileceğini söylüyor. Hareket proje Taşımacılığı tarafında tavanda 3 milyon not var. Bu da hissemizin yarın tavana gitmesi için yine yeterli bir verim ay savunma tarafında ise tavanda 195 bin lot civarında arkadaşlar lot var. Ki 195 bin lot çok fazla bir lot değil. Yani Bofasan topluyor zamanında söylemiştim bunu sizi toplar diye. ay tarafında daha çok artı e, 7 artı 8'lik bir yükseliş yapabilir. Ama tavanı birazcık sıkıntı aktar. Tavana gidemeyebilir ay savunma. Ama artı 6 artı 7 için yeterli lot sayısı. Katılım evim tarafında ise tavanda 3 milyon lot var. Yarın da katılım evim ya artı 6 artı 7 civarında veya tavanda iştene başlayabilecek gibi gözüküyor. Büyük bir satış gelmezse aracı kurum tarafında bakın. E, tarafta info A1 gibi tahtacılar alış tarafta bu sağlamlığını kaybettiriyor hissemizin. Bunlar satışa geçmezse yarında da katılım evimi tavana doğru giderken görebiliriz. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Benim diyeceklerim bu kadardı. Sizden ricam kanala abone olmanız artık 100 bin abone olmamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Tabi siz de isterseniz videoyu beğenip yorum yapmanız. Ayrıca daha fazla içerik içinde de katı tarafına gelebilirsiniz. Hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.